Merhaba arkadaşlar. 10 sorudan oluşan bir sınav çözeceğiz. Kısa test. Tekrar olsun, hem de birkaç bilgi vereceğim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? Termostat, yakıt filtresi, marş motor, endüksiyon bobini. Buradaki cevabımız B seçeneği, yakıt filtresi. Yakıtı temizliyordu, biliyorsunuz. Kısa testlerde çok detaya girmiyorum arkadaşlar, biliyorsunuz, ama temel şeyleri de söylüyorum. Daha detaylı soruları izlemek istiyorsanız kanalda zaten 50 soruluk denemeler var. Onlara bakabilirsiniz. İkinci soruya geçtik. Egzoz susturucusu yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkartılırsa ne olması beklenir? Gürültü kirliliğinin artması, motorun ısınarak stop etmesi, gürültü kirliliğinin en aza inmesi, egzozdan siyah renkte duman çıkması. Cevabımız nedir? Egzoz susturucusu gürültü kirliliğinin artmasına sebep olur. Bir de arkadaşlar şu önemli, egzozdan çıkan zararlı gazların etkisini azaltan parçamız katalitik konvertör. Onu da unutmayın, soruyorlar. Burada gürültü kirliliği ile alakalı sormuş egzoz konusunda. Geçtik. Araçta yeni motorun alıştırılması, yani rodaj döneminde hangisinin uyulması beklenir? Fazla süratten kaçınılmalıdır. Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır. Sürekli şerit ve ani fren yapılmalıdır. Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Tabii ki rodaj dönemimizde ne yapıyoruz? Fazla süratten kaçınıyoruz. Geçtik. Şekle göre sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Yanlıştır diyor. Bakın dikkat okursanız soruyu çok daha rahat yaparsınız. Yayanın geçmesini beklemesi, yaya geçidine uygun mesafede durması, yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Yanlış olan nedir? Yayanın geçmesini bekleyeceğiz, uygun mesafede duracağız, hızımızı azaltacağız. Yayaya ikaz ederek beklemesi yanlıştır burada. Yayaya ikaz etmiyoruz. Çünkü yol hakkı her zaman yayalardadır, biliyorsunuz. Geçtim. Şekle göre hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın soruda kesinlikle diyor. 3 tane aracımız var. 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı, 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı, 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı, 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği. Tabii ki buradaki cevabımız nedir? Geçme yasağına uymadı. Neden geçme yasağı var burada? 2 ile 1 aynı yöne gidiyor dikkat ederseniz ve düz çizgi var. Düz şerit çizgisi olduğunda ne yapıyorduk? Sollama yapılmıyordu orada. Fakat burada motor sollama yaparak kurala uymadığını görüyoruz. Geçelim. Yakıt içerisinde toz veya su, pislik varsa motor nasıl çalışır? Rolantide, yüksek devirde, zengin karışımda, düzensiz, tekleyerek. Tabii ki cevabımız düzensiz ve tekleyerek olacak. Hava filtre, bakın bu soruyla şu soruyu karıştırmayın. Bu soru gelirse, yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa nasıl çalışır sorusu gelirse düzensiz ve tekleyerek. Fakat hava filtresinin kirli olması neye sebep olur diye sorarlarsa o zaman zengin karışımla çalışmasına sebep olur. Karıştırıyorsunuz bazen. Hava filtresiz olursa zengin karışım, toz, su, pislik varsa yakıt içerisinde düzensiz ve tekleyerek. Geçtik. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir? Trafik ortamında, kaldırımda beklenildiğinde, öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde, tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında, kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan egzozun gazına maruz kalındığında. Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği. Egzoz gazı biliyorsunuz zehirlenmeye de sebep oluyor. Bunun en büyük sebebi de kapalı garajlarda, kapalı alanlarda egzoz gazına maruz kalmaktır. Eğer böyle bir durum, böyle bir zehirlenme yaşarsanız açık alana çıkartmanız gerekiyor. İlk yardım olarak yaralı, yani bol oksijen almasını sağlamalısınız. Buradaki ilk yardım da budur. Çünkü bazen de onu soruyorlar. Egzoz gazı zehirlenmesi yaşayan kişiye ne yapmalıyız? Açık alana çıkartıp bol oksijen almasını sağlamalıyız. Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler? Öz eleştiri yapabilmek, risk almaya meyilli olmak, trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek, hata yapan sürücülere uygun bir dille uyarmak. Cevabımız öz eleştiri, risk almaya meyilli olmak. Evet, cevabımız 2 ve 3. Bunlar güvenli sürüşü olumsuz etkiler. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içerisinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilir? 5,5, 4,5, 3,5, 2,5. Cevabımız tabii ki 4,5 olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz burada 4,5 devamlı olarak diyor. En fazla olarak derse de 9 saat olacak.
Yani bir kişi 24 saat içerisinde 9 saatten fazla araç kullanamaz. Fakat 4,5 saat kullanıp mola verip tekrar 4,5 saat kullanmak şeklinde yapacak kullanmalarını. Arkadaşlar daha detaylı videolar kanalda var biliyorsunuz. Bunlar tekrar amaçlıydı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beğen olursa benim için de iyi oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Video biraz sesli oldu. Açık ortamda çektiğim için kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sınava gireceklere başarılar.